Akşam yağışıydı ama şantımda güzel hava açtı. Evet, bak, acaba sabah açacak gözüküyor, 12.000 gibi yağacak gözüküyor. Yağış yakışıyor yapacak. Artık. Onu bilemiyorum. Bu yağmuru atar. Ağaçlar deli gibi dalgalanıyor. Hedefimiz bu. Şu anda gördüğünüz etkinliği birlikte yapmak bizim hedefimiz. Evet. Önümüzdeki kolumuzdaki bağları, önümüzdeki dağları aşmak için hareket ediyoruz. Aynı şekilde bendimizi, önümüzdeki engelleri, hatta kendimizi aşmak için hareket ediyoruz. Hareket etmeyi doğru buluyoruz. Şimdi şunu fark ettik biz, insanların çeşitli sıkıntıları, sorunları var. Tabii bunlar hepsi olabilir ama insanların bir araya gelmesi, omuz omuza vermesi, hayatı paylaşması için aslında bunların olmaması lazım. Ama şu anda biliyoruz ki Türkiye'de ve dünyada da böyle engellerin engelsiz insanlar tarafından çok anlaşılmadığını, çok doğru bir beraberliğin olmadığını, bir arada olunmadığını fark ettik. O yüzden de dedik ki insanlar birbirlerini nasıl tanırlar? Faydalı bir etkinlikte. Faydalı bir etkinlikte nedir?
hem engellinin hem engelsizin işine yarayacak bir yetkinlik. Bu da spordur. Yaşam boyu spor anlamında. Spor yapan herkes sağlıklı olur, daha zinde olur, daha psikolojisi, fizyolojisi her şeyi daha iyi olur diye düşündük. O yüzden de insanların birbirlerini tanıması için birlikte spor yapmalarının doğru olacağını düşündük. Bunun adını da aşmak için hareket et koyduk. Hareket hepimizin malum değerleri anlamında da çok önemli bir şeydir. Nerede hareket orada bereket derler malum. O yüzden de hareket ederek birbirimizi daha iyi hareket etmemiz gerektiğini, pişmek için, coşmak için, taşmak için hareket etmek gerektiğini düşündük. O yüzden de böyle bir kampanyaya başladık. Kampanyamız 81 ilde devam edecek ve bütün çalışmalar boyunca sporun nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Sonra birbirimize geçirdiğimiz vakitlerde daha doğru anlayacağız. Engelli ve engelsizler birbirlerini anlamaya başladıkça daha mutlu olacaklarını göreceğiz. Bugün de sabahleyin bu ilk hareketimizi yaptığımızda, gerçi hazırlık çalışmaları henüz daha bir kampanyanın lansmanı yapılmadı ama hazırlık çalışmalarında denemelerde gördüğümüz hakikaten çok doğru bir proje, çok doğru bir sonuca doğru gidiyor ve böylelikle o heyecanımız, o coşkumuz daha da yükseliyor. Bizim gözlemlerimiz, duygularımız bu şekilde. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığımızla anlaşmamızı yaptık. Misafirlerimizi ve velilerimizle atış yapsın lütfen. Buradaki önemli olan şey birlikte yapmak sporu. Bu projemize daha değişik katkı veren, destek veren belediyelerimiz, iş adamları. Bizim istediğimiz topları alıp sadece kardeşlerimiz. Başlayalım. Projeyi anlatır mısın efendim? Evet. Şimdi proje fikrimiz şuradan çıktı. Biz bir baktık ki insanların yapılan bir araştırma sonucunu söylüyorum. Hem Sabancı Vakfı'nın desteklediği hem de Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada insanların %70'i engelli komşu istemiyor. %80'i aynı iş yerinde çalışmak istemiyor. %57'si sınıfında engelli çocuğunun sınıfında engelli çocuk istemiyor. Dedik ki ya bir dakika, bu niye böyle? Bizim milletimiz halbuki çok iyidir. Sonra bir başka araştırma da biz yaptırdık ve şunu fark ettik. Engeller hakkında aslında insanlarımızın bilgisi yok. %92'si engellilerin nasıl yemek yediğini bilmiyor. Nasıl selamlaştığını %89'u bilmiyor. Nasıl yaşarlar, günlük iletişimler nasıl yapar, nasıl selamlaşırlar bunları bilmiyorlar. O zaman dedik ki birbirimizi tanımak için bir şey yapmamız lazım. Bunun da en güzel yolu bir etkinliği beraber yapmamız lazım. Her iki tarafında hem engelli hem engelsizin faydasına olacak etkinlik nedir? Spordur dedik. Herkese faydalı. Yaşamasına faydalı, değil mi? Fizyolojisine, psikolojisine faydalı. O yüzden de bu uzaklıklarımızı, bu soğukluklarımızı aşmamız lazım. Önümüzdeki engelleri aşmamız lazım. Önümüzdeki işte ağlarımızı, kollarımızdaki bağlarımızı, önümüzdeki dağları aşmamız lazım. Hatta öyle bir şey ki hepimizin önünde bentler var. Hepimizin önünde işte sorunlar var. Bu engelleri aşmak için de hareket etmek lazım. Hatta pişmek için hareket diyoruz. Coşmak için, taşmak için hareket diyoruz. Ve bunların sorunların hepsini aşmak için hareket etmemiz lazım dedik. Ve böyle bir proje başlatıyoruz. Projemiz 81 ilde başladı. Daha doğrusu şu anda hazırlık çalışması ama büyük lansmanı henüz yapmadık. Bu Düzce'nin çok güzel bir etkinliği oldu. İnşallah bu hazırlık çalışmalarının neticesinde bütün Türkiye'de engelli engelsiz herkesin katılacağı bir etkinlik olacak. 2 yıl sürecek. 2 yıl sonrasında Türkiye'de hayatın daha güzel olacağını hissedeceğiz. Birbirimizin aslında tanıdıkça zenginlik olduğunu fark edeceğiz. Ve ben herkese çağrıda bulunuyorum. Sporculara, iş adamlarına, sanatçılar, gazeteciler, İHA'nın müşterileri, herkesin burada yer alması lazım. Yani bu hayatın içinde yer almayan dışarıda kalır. Biz hiç kimseyi dışarıda istemiyoruz. Herkesi içerisinde istiyoruz. Bütün farklılıklarına rağmen istiyoruz. Bütün farklılıkların bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de herkesi bu kampanyada, bu projede yer almaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Aklında olduğunu düşünüyorum. Oraları açtıktan sonra insanın bedenen aşamayacağı hiçbir engelin olmadığını düşünüyorum. Üşüdük biraz. Çok da uzatmayalım. Siyasiler mikrofonu alınca elinden düşürmezler ama şunu da hemen belirteyim. Acıktık da camimizin altında ikramımız olacak. Simit kaşar eşliğinde inşallah hep beraber orada kahvaltımızı da yapacağız. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizin saygı ve sevgiyle selamlar. Spor Bakanlığı ile beraber başlatmış olduğu projenin açılış etkinliği için güzel ilçemiz Akçak Hoca'da sizi ağırlamaktan büyük mutluluk, onur duyuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Beyaz Ay Derneği Başkanımız, Sayın Vekilimiz mutlaka proje hakkında bizlere, sizlere bilgi verecek. Ama projenin özü
bildiğim kadarıyla engelli ve engelsiz bireylerin hep beraber sportif aktivitelerde bulunması. Ama önemli olan engelli bireylerin sosyal hayata, eğitim hayatına, iş hayatına katılımını sağlamak. Elimizdeki kolumuzdaki bağları sıra sıra dağları aşmak için hareket. Önümüzdeki bendimizi, yüreğimizi yakan derdimizi hatta kendi kendimizi aşmak için hareket diyoruz. İnşallah bu hareketi de hep beraber sabah yaptık, sonsuza kadar da devam ettireceğiz. Ben Sayın Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı, İşkur Müdürümüzü, Kadın Kolları İl Başkanımızı, İl Başkanımızı, ilçe başkanlarımızı, müdürlerimizi, Gençlik Spor ilçe müdürümüzü, değerli komutanlarımızı, hasılı bütün hazırın değerli kamu yöneticilerimizle beraber beyaz aycıları, proje yöneticilerini, eğitim ekibi liderlerini, bütün Akçakocalıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah hayırlı mübarek etsin bugünkü programımızı. Efendim, tabii bu bugün başlayan bir hazırlık çalışması, büyük kampanyanın başlamasına adım adım ilerliyoruz. Ama nedense Düzce her şeyin ilkini yapmaya başladı. Allah razı olsun. Tebrikler Düzce'ye. Geçen de imamlarımızla, müezzinlerimizle beraber engeller aşma projesi yaptık. Çok başarılı geçti inşallah. Düzce her şeyin ilki olmaya başladı. Aslında laf aramızda korsan bir lansman da yapmış oldu şu an. Evet. Efendim, demin kaymakamımız bize üstü kapalı bir görev tevdi etti. Kampanya şöyle. Bu kampanya neden ortaya çıktı? Arkadaşlar, hepimiz yüreğimize baktığımız zaman bütün insanımız, bütün Türkiye insanı kalben insanı sever. Misafirperverdir. Yabancı ayırmaz, kadın erkek ayırmaz, dinine diline bakmaz, siyasi görüşüne bakmaz. Nedir? Yolda kalanda, darda kalanda başımızın tacıdır. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bir araştırma yapıldı memlekette. İnsanların %70'i engelli komşu istemediklerini söylediler. İnsanların %80'i engellilerle aynı iş yerinde çalışmak istemediklerini söylediler. İnsanların %57'si çocuğunun sınıfında engelli bir öğrenci olmasını istemediğini söyledi. Şimdi ya dedik, bu bizim, bunu cevap veren bizim milletimiz mi dedik ya? İnanamadık. Hemen peşinden bir araştırma da biz yaptık. Ve neyi fark ettik biliyor musunuz? İnsandan istememesi neymiş? Sevmediğinden değil. Yani dışlamak istediğinden, hakir gördüğünden, hor gördüğünden değilmiş meğer. Meğer bilmediğinden, yani %92'si engellerle nasıl iletişim kuracağını bilmiyor. Aynı komşu olsak diyor, aynı apartmanda ben ne yapacağım, ne diyeceğim adama? Kalbini kırar mıyım veya üzer miyim ya da gereksiz üstüme yük alır mıyım zannediyor. O yüzden de bu böyle bir tepki arz ediyor. Şimdi demek ki dedik, bilmemek büyük cehalet, bilmemek esas bizi sıkıntıya sokan şey. Bunu o zaman nasıl aşacağız? Oturduk arkadaşlarla, kafa kafaya verdik bakanlıklarımızla. Sonuçta dedik ki insanların birbirini tanıması nedir? Ya yolda tanırlar, ya bir yemekte tanırlar, yani bir etkinlikte tanırlar. O halde engellilerle engelsizlerin, daha doğrusu herkesin birbirini tanıması için ne yapmamız lazım? Bir faydalı etkinlikte, bunun da en güzel etkinliği spordur. Yani herkese faydalı. Engelliye de engelsize de, kadına, erkeğe, gençliğe, yaşlıya, fakire, zengine, köylüye, şehirliye. Herkese faydalı bir durum. O yüzden de dedik, biz niye sporun dışında kalalım? Şimdi proje özü itibariyle Nurettin hocamız sağ olsun bunu organize etti. Özge Hanım sağ olsun projeyi kurguladı ve şu anda geldiğimiz nokta ortaya çıktı. Gençlik Spor Bakanlığımız her iki dönemde de bize omuz verdi. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Proje Kurulu'ndan projede geçti ve himayede bekliyoruz. O anlamda bütün Türkiye'de 81 ilde de projemiz başladı, başlayacak ve ne yapacağız? Her ilde her türlü spordan, o ilin özelliklerine göre. Mesela Akçakoca'da bu güzelim yerde denize girmek iyidir. Karışık, karma. Efendim futbol oynamak iyidir. Efendim basket oynamak, basket atmak iyidir. Bunların hepsini beraber yapacağız. Kimse kimseyi dışlamayacak. Öyle büyüteceğiz ki bu halkayı, bu halkanın dışında kalmak yanlış olacak. O yüzden bu halka öyle bir halka ki, öyle bir büyük atmosfer olacak ki
herkes bu işin içinde yer almak isteyecek. Yer almasında da zaten sakınca yok. Kimsenin siyasi görüşü önemli değil bu halkın içinde, bu arazide. Kim